Plastik cerrahi operasyonların içerisinde saç ekimi en başarılı operasyonlardan bir tanesi. Tabii bunun başarı oranı aslında iki şeye bağlı. Bunlardan bir tanesi bu işlemi yaptıracağınız doktor, cerrah bu konuda ne kadar ehli, ne kadar tecrübeli. Bu çok önemli ve ekibi bu konuda ne kadar çalışmış. Bu çok önemli. Bir de sizinle ilgili yani hastanın kendisiyle ilgili faktörler var. Bu iki ana faktör saç ekiminin başarısını direkt olarak etkiler. Eğer işi ehli olmayan bir insana giderseniz, saç ekimi çok fazla bilmeyen bir insana giderseniz, alınan saç köklerini kaybedebilirsiniz. Alınan saç köklerinde çıkma oranı çok az olabilir. Kötü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz ve hüsran yaşayabilirsiniz. Çok tecrübeli bir adamı buldunuz, çok tecrübeli bir ekiple çalışıyorsunuz, cerrahla çalışıyorsunuz. O zaman da sizin saç kaliteniz çok önemli, ön plana çıkıyor. Yani ben ya da arkadaşlarım çok iyi ameliyat yapabiliriz ama sonuçta bize verdiğiniz malzeme. Ne demek bu malzeme? Saç köklerinizin kalitesi. Saçlar kalın mı, ince mi, siyah mı, açık renkli mi, donar bölgedeki saç sıklığı nedir, bize kaç bin tane graft verebileceksiniz? Bu gibi faktörler ön plana çıkıyor. Ama genel olarak söylemek gerekirse hani donör alanındaki sıklığı yani verici alanındaki sıklığı iyi olan bir kişide düz ya da kıvırcık olabilir, kalın telli bir kişide eğer çok da geniş bir alanda açılma yoksa çok mükemmel sonuçlar almak mümkün. Eğer çok açık bir alan varsa, açık bir alana giriş yapmamız gerekiyorsa o zaman hastalarla baştan konuşuyoruz. En azından iki seans gerekli olduğunu belirtiyoruz. Hastayla zaten doktorun verebileceğini iyi konuştuğunuz zaman bir düzlemde, bir platformda erittiğiniz zaman o zaman sonuç her zaman için iyi. Çünkü beklenti ona göre hesaplanıyor.